Şimdi CHP Milletvekili Yıldırım Kaya bizimle birlikte. Sayın Kaya merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Teşekkürler. Ziya Selçuk affını talep etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul etti. Dolayısıyla görevden çekildi. Yerine gelen bir isim var. Önce neden istifa etti, siz neye bağlıyorsunuz? Uzunca bir süredir de konuşuluyordu elbette ki. Uzunca bir süredir zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunları çözümsüz noktaya gelmişti. Biliyorsunuz bakanların herhangi bir fonksiyonu yok bu sistemde. Daha çok saraydan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam anlayışıyla yönetilen bir rejimi var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk bir eğitim bilimciydi. Milli Eğitim Bakanı ilk atandığında ben o dönem Cumhuriyet Halk Partisi eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Toplumda bir eğitim bilimcinin Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmesi büyük bir mutluluk ve sevinçle karşılandı. Bu sevinç karşılandığında ben kamuoyunu ilgilendiren bir açıklama yapmıştım. Açıklamam şuydu: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kim olduğu değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden yana bir tutum alıp almayacağı esastır demiştim. Çünkü gelen kişinin inisiyatif sahibi olamayacağını, buna asla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın izin vermeyeceğini söylemiştik. Üzülerek belirteyim ki 3 yıllık süreç bizi haklı çıkardı. Çünkü Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve ilk geldiğinde birinci önceliğinin öğretmen meslek kanunun çıkartılması olduğunu belirtmişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 22 Kasım 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne öğretmen meslek kanunu teklifini verdik. Buna ilişkin AKP'den kapı duvar oldu. Daha sonra 3600 ek göstergeyle ilgili kanun teklifi verdik. Bu da Ziya Selçuk'un öğretmenler için olmazsa olmazıydı. Bu da olmadı. Arkasından Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğunu hem Milli Eğitim Bakanı biliyordu hem de Türkiye kamuoyu biliyordu. Bu bütçede bir türlü artırıma gidilmedi. Öğretmen açığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geldiğinde 200 bin civarındaydı. Ama bugün 3 yıl geride kaldı. Acil atanması gereken öğretmen ihtiyacı 250 bin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan atanmayan öğretmenleri Hatay'da önünü kestiğinde onları azarladı. Dedi ki bizim öğretmen fazlalığımız var, öğretmen ihtiyacımız yok dedi. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk bu konuşmadan 3 gün sonra bir televizyon programında çıktı. Dedi ki bizim öğretmen ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylediği doğruydu. Hem Sayıştay'ın 138 bin öğretmen açığı tespiti, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın 87 bin açık tespiti, hem de 83 bin ücretli öğretmen çalıştırıyor olması, yani nereden bakarsanız bakın zaten 170 bin öğretmen açığının olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı kendi resmi verilerine göre söylüyordu. Bunu şimdi atanan Mahmut Özer de biliyor çünkü 3 yıldır da o da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı. Hı hı. Benim bu istifanın arkasında yatan temel gerekçenin eğitimin cemaat, tarikat ve vakıflar eline teslim edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilmediği, öğretmen açığının giderilmediği, pandemi koşullarında uzaktan öğretim için öğrencilerin ihtiyacı olan bilgisayar, tablet, bilişim öğretmeni atamasının yapılmaması bence bardağı taşıran son damla olmuştu. Peki efendim bir şey sorabilir miyim? Başarısız bir performansa işaret ediyorsunuz ama o tarikat kısmı vardı. O benim dikkatimi çekti. Çünkü Sayın Ziya Selçuk'un döneminde de yine bazı protokollerin imzalandığını da biliyoruz. Bu anlamda farklı bir duruşumu vardı sizce Ziya Selçuk'un tarikatlara ilişkin? Bence Ziya Selçuk gece yarısı saat 3'te yayınlanan genelgelerle Milli Eğitim Müdürlüklerinde işler çevrildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'na rağmen bakanlık içerisinde 3 farklı tarikatın, cemaatin örgütlü olduğu, özellikle FETÖ örgütlenme yapısında öğretmen ihraçlarının dışında üst düzey yöneticilerinin hiçbirinin atamasının yapılmadığı, görevden alınmadığı süreçleri hep beraber yaşadık. Ziya Selçuk'un göreve geldiği andan itibaren her yıl cemaat, tarikat ve vakıflarla işbirliği yapıldı. Hatta bugün bakanlığa oturan Mahmut Özer'in Marif Vakfı'nın mütevelli heyetinde olduğu, hem bakan yardımcısı maaşı alıp hem de
Maarif Vakfı'nda mütevelli heyet üyesi olarak maaş aldığını, 7500 lira ek maaş aldığını biliyoruz. Bunların tümü aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşanan dram. Hı hı. Milli Eğitim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19 yıllık iktidarında 8. Milli Eğitim Bakanı geliyor. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var. Kültür ve eğitimde istediğimizi yapamadık. Hı. Yapamazsın efendim. Evet. 100 yıl önce bunun kökleri atıldı. Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal bir eğitim anlayışını Gazi Mustafa Kemal Atatürk temelini attı. Senin bunu yıkmaya gücün yetmez. Hangi bakanı getirirsen getir, uygulamalarda duvara toslarsınız. Ben önümüzdeki sürecin özellikle 6 Eylül'de yüzde eğitim öğretimin yapılabilmesi için Mahmut Özer'in şunu talep etmesi lazım. Bir, ek bütçe. İki, ek 40 bin öğretmen ataması. Üç, tarikatlar, cemaatler ve vakıflarla yapılan sözleşmelerin tamamının iptali, kendisi de Maarif Vakfı mütevelli heyetinden hemen ayrılması gerekiyor. Çünkü bakan yardımcılarıyla birlikte hepsi ÖSYM kökenli, akademiden gelen, CV'lerine baktığında eğitim kökenli olan 4 isim var. Ama üzülerek şunu belirteyim, saraydaki eğitim bakanlığı buradaki heyete asla izin vermeyecektir. Buradaki heyetin niyetleri ne olursa olsun, eğer Cumhuriyet devrimleriyle ve eğitim devrimleriyle hesaplaşmak anlayışından Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi vazgeçmezse, bu gelen bakanlık kadrosunun da hiçbir işlevinin olmayacağını bugünden söylemek isterim. Hı hı. Ben de Sayın Özer'in için nasıl bir dönem öngörüyorsunuz diye soracaktım ama yanıtı da böylelikle almış oldum. Aslında konu dönüp dolaşıp sisteme kilitleniyor. Her konuda olduğu gibi. Zannediyorum burada da tamamıyla bunu... 4+4 sistemi bu bakanlardan çok önce geldi. 4+4+4 sistemi geldiğinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve eğitim bilimciler olarak bunun asla doğru olmadığını, yaklaşık olarak şu anda 7 milyon, Betül Hanım, 7 milyon çocuğumuz okuldan uzak. Yani açık ortaokul, açık lise, o açık üniversite diye bir ucube sistem peydah oldu. Kız çocuklarımızın erken evlenmesi, genel olarak çocuklarımızın, açık liseye giden çocuklarımızın iş gücüne, ucuz iş gücüne sevk edilmesi ve eğitimsizliğin bizi getirdiği nokta orman yangınlarıdır. Kitap yakan, 12 yaşındaki çocuk kitap yakar mı? Eğer siz kitabı bir düşman, kitabı bir suç aygıtı gibi gösterirseniz başımıza gelenler bunlardır. Burada yapılması gereken Mahmut Bey'in, Sayın Bakan'ın kadrosuyla birlikte umarım şunu yapmışlardır. Bir, ek 40 bin öğretmen ataması sözünü almıştır. İki, ek bütçe sözünü almıştır. Üç, öğretmenlerin 3600 ek gösterge sözünü almıştır. Dört, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda bekleyen öğretmen meslek kanunu çıkartılma sözünü almıştır. Eğer bu sözleri almamışsa, bu koltukta bakan yardımcısı olarak 3 yıl nasıl oturmuşsa 3 ayda böyle oturur ve eğitimin sorunlarına en ufak bir çözüm olmaz. Buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Hiçbir eğitimci, öğrenciler ve öğrenci velileri, öğretmenler karamsarlığa kapılmasın. Bu süreçlerin tamamını aşacağız. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı devam ederken Sakarya Meydan Muharebesi sırasında 15 Temmuz 21 Temmuz 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Muharebesi'ndeki cepheyi bırakıp Ankara'ya gelip Muallimler Şurası'na katılıp eğitimin temellerini atmışsa, şimdi yapılması gereken de bir eğitim şurasının toplanıp eğitimin paydaşlarıyla önümüzdeki süreci örgütlemektir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı miadını doldurmuştur. Artık tamam demek zorundayız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz Kurtuluş Savaşı sırasında eğitimi nasıl ayağa kaldırmışsak, cumhuriyeti nasıl kurmuşsak, yeni süreci de böyle örgütler ve böyle devam ederiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.
Milli Eğitim Bakanı eğer paydaşlarıyla Milli Eğitim Komisyonu, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyeleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak, eğer bir dayanışmaya, ortak akla ihtiyacı olursa yanında oluruz. Öğretmen meslek kanunun çıkartılması için, 3600 ek gösterge için, yüz yüze eğitim için, 20 bin köy okulunun yeniden eğitime açılması için, taşımalı eğitime son vermek için ve ek bütçe için Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 milletvekili göreve hazırdır. Yeter ki layık, demokratik, kamusal bir eğitim anlayışını Sayın Bakan hayata geçirme iradesini beyan etsin. Biz arkasında dururuz. Ama bunu beyan etmez. Mevcudun daha gerisinde bir anlayışla Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmeye kalkarsa karşısında eğitimci ordusunu bulur ve asla Cumhuriyet'in savunucuları ve eğitim devrimlerini savunanlar olarak buna asla izin vermeyiz. Herkesin bunu bilmesi lazım. Hiç kimsenin de karamsarlığa kapılmaması lazım. Sayın Özer'i yeni bakanı zor bir görev bekliyor aslında. Pandemiyle birlikte de pek çok öğrenci eğitimden uzak kaldı. Bu anlamda da önemli bir dönem kendisini bekliyor diye, zor bir dönem bekliyor. Aslında işi kolay. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon tablet dağıttık dedi. Sayın Ziya Selçuk da 259 bin tablet dağıttık. Hedefimiz 500 bin dedi. Şimdi 2 milyona tamamlama sözünü alsın kendisini atayandan. Ya da desin ki saraydaki eğitim bakanlığını lav edin. Bize bir yıl süre verin. Biz bu yıl süre içerisinde tüm eğitimde farklı anlayışta olan sendikalarla, farklı siyasi partilerin eğitim masalarıyla yan yana geleceğiz. El birliğiyle bu pandemi sürecinde yüz yüze eğitim öğretimi yapacağız desin. İşi çok kolay. Ama bunları demez de emredersin paşam derse işi çok zor. Pekala. Bu zaman diliminde de göreceğiz elbette nasıl bir yol izleyeceğini yeni Milli Eğitim Bakanımızın. Çok teşekkür ediyorum Yıldırım Bey, yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Hep beraber takipçisi olacağız. Olumlu işler yaparsa alkışlayacağız. Olumsuz işler yaparsa da peşini bırakmayacağız. Bunu böyle bilsin Mahmut Bakan. Peki. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.